Fitne her ne kadar biz çok büyük belalar, tehlikeler, ümmetimizin geleceği gidiyor gibi başlıklarda ele alıyorsak da, bit'at ve zevk düşkünü insanlar için bulunmaz mevsimlerdir. Tabi bunu ilan vererek arıyor değil kimse. İşin altyapısı budur. Bu nereden kaynaklanıyor? Çünkü fitne ve fesat zamanı, doğru ile yanlışın karıştığı zamandır. İlmin kenara çekildiği zamandır. İnsanların karar verirken teenni ile hareket edemediği, aksine acil kararlar verdikleri, yani enine, boyuna tartamadıkları bir zamandır. Bu işlerin karışmış olması, ilmin çekilmiş olması, kararlarda acelecilik, hesapsız kitapsız kararlar veriliyor olması, evini satmak bir aklına geçiyor öbür gün emlakçıya gidiyor satıyor evini kardeşim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor evini ve gayrimenkulünü onun daha iyisini alacak bir yatırım yapmadan satan bereketini kendi kaybeder buyuruyor ha bu ev zaten 300 bin lira 200 bin lira da elimde var 500 bin liralık bir ev geçiyorum bu yatırımdır bir satalım parayı bir kadara yatıralım bunu yasaklıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kimseye beddua etmesin. Kendi bedduasını yaptı o buyuruyor. Bereketsizlik nedeni. Ama akşam adam e, emlak fiyatları düşecekmiş diye bir uyduruk haber duyduk, Gitti hemen sattı. Düşmeden satayım diye. Acele kararla bunu kastediyoruz. Fitneye fesada böyle düşüyor insanlar. Filanca filancayı öldürmek için mafya ile anlaşmış. Ya belgen mi var bilgin mi var? Yok öyle dediler. Vay katil. Dur bakalım niye katil diyorsun? Ama fitne zamanında işler karışır. Doğru yanlış, iyi kötü, uzun kısa, yararlı zararlı, bunlar hepsi karma çorman olur. İlim çekilir ve acelecilik gelir. Acele kararlar gelir. Dinde de ve dünyada da. Bu üç şeyin kaybı da beraberinde bidatçiliği getirir. Bidat. Ve arzu peşinde olmak ne demek? Kestirmeden dünya, kestirmeden cennet kazanmak demek. Cihadın bir bidat çeşidi yoktur. Neden? Cihad buradan aşağı yapılıyor çünkü kafan kopuyor. Kimse cihatta bir bidat üretmiyor. Cihad hep ashab-ı kiram üzere, sünnet üzere elhamdülillah. Bidat nerede ürüyor? Üç saat oturup teheccüd kılınacak vesaire gibi bir yerde şu duayı omuzuna bağla cennete girersinle başlıyor. Disiplin altına alınmış bir nefsi olan Müslümanın arzusu Allah'ın emrinde zaten. Arzularının, zevklerinin peşine düştü mü bir adam? Kontrolsüzdür o. Gizlenmiş bir mayın gibidir. Her yerde patlar o. Fitne zamanları bu tip insanları ihya eder. Kargaşalıklardan bunlar hep sıyrılır. Onun için ümmetin içinde Fitne olduğu zaman mesela bu dönemde İmam-ı Azam çıksa alimallah bir talebe bile bulamaz. Ama Arapça üç kelimeyi bir araya getiremeyenler Allah adına konuşma hakkı görüyor. Neden? Çünkü bu dönemler fitne fesat dönemleri mümbit dönemlerdir. O tipler için, bid'atçiler için. Bid'atçilerle kimi kastediyoruz? Dini kendi zevklerine göre yörüngeye oturtmak isteyenler için. Arzu ne diyoruz? Nefse düşkün olmaya diyoruz. Nefsine düşkünler dinine karşı böyle lakayt hareket sahibi olabilenler açısından bulunmaz günlerdir bugünler. Onun için bu zamanda işlerin birbirine karıştığı, ilmin geri çekildiği ve kararlarında insanların din ve dünya işlerine ait kararlarda teenni ile yani oturta oturta, düşüne düşüne, istişare ederek karar veremedikleri bir zamanda, evlilikte de bereket yoktur. Neden? Hiçbir istişare yapmadan istihare yapar kadın, kız. iyi çıktı istihare. İyi çıktığı için de otomatik evlendi zaten. Bir hafta sonra da mahkemeye. Mahkemi, doğru mahkemeye. Neden? Çünkü önce istişare yapılır. O da biliyor ki sorsa... Bir sürü mani çıkacak. Hemen istikareye. Zaten yaptığı dua başkasına razı olmam ya Rabbi çabuk bana iyi göster duası. Duasında da daha önce bir armut ağacı görmüştü köyde. Onu gördü. Armut bereketli meyvedir. Tamam evlen diyor melekler bana. Kendin pişir kendin ye kebabı bu. Bu zamanda o zaman Müslüman ne yapacak? Teenni ile hareket edecek. Müslüman ilim sahibi olmaya çalışacak. Olamazsa ilim sahibine danışmadan dairesini de satmayacak. Müslüman işleri birbirine karıştırmayacak. Koca karı ilacı ile tıp ilacını birbirine karıştırmayacak. Fetva ile takvayı birbirine karıştırmayacak. Elimle teknolojiyi birbirine karıştırmayacak. Siyasetle ziraatı birbirine karıştırmayacak. Beyazla siyahı melez yaptırmayacak. Çünkü bu dönemler bu üç alanı değerlendiremeyenler için mümbit alandır. Müslüman da As, esasen kendisi bid'atçı ve arzuperest biri olmasa bile mantalite olarak bu mantıkta olunca kesinlikle zarara uğrar bu da fitne dönemine ait ikinci sıkıntımız bizim